Selam gençler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle arı yayınları matematik akıllı defterde rasyonel sayıların karesi ve küpü konusuyla dersimize devam ediyoruz. Gençler konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak konumuza başlayalım. Bir rasyonel sayının karesi veya küpü anılırken gençler hem payının hem de paydanın karesi veya küpü anılır. Arkadaşlar burada işaretleri lütfen dikkat edeceğiz. Eksi 2'nin 5. kuvvetinde, bakın hem 2'nin hem 5'in hem de eksi'nin karesini aldığımızı düşüneceğiz. O halde eksi 2'nin karesi ve 5'in karesi şeklinde düşünüyorum. Bu da 4 bölü 25'tir. Eksi 2'nin eksi 2 bölü 5'in 3. kuvvetinde, eksi 2'nin 3. kuvveti ve 5'in 3. kuvveti gibi düşünerek ne yapıyoruz? Eksi 8 bölü 125 olarak yazıyoruz. E, evet, tam sayılı kesirlerin karesi veya küpü anlarken mutlaka evet, ne yapıyoruz? Bileşik kesir çeviriyoruz. Bakın burada da bileşik kesir çevirdiğimizi gösteriyoruz. Ondalık gösterimde karelerin sayıların karesi veya küpü anlarken ondalık gösterimler gençler a bölü b şeklinde yani rasyonel sayıya dönüştürürüz. Daha sonra kuvvetini alırız. Evet etkinliklerimize geçelim. Evet, birinci etkinlikte aşağıdaki tekrarı çarpımları üstü sayı olarak yazmamızı istiyor. Gençler bakın A'da 1 bölü 3'ü 3 kere çarpmış. O halde 1 bölü 3'ü taban olarak yazıyorum. Parantez içerisinde kuvveti de 3 olarak yazıyoruz. 1 bölü 2'nin karesi evet 1 bölü 2 tekrar eden sayıyı aynen yazdım. Parantez içerisinde yazdıktan sonra kuvvetin 2 olarak yazdım. Eksi 2 bölü 3'ün karesi eksi 3 bölü 4'ü 3 kere yazmış. O halde 3. kuvvet olarak yazdık. Eksi 1 bölü 9'un 2 kere tekrar çarpma olduğu için karesi olarak yazdım. Evet burada da eksi 2 bölü 7'nin 3. kuvveti olarak yazarız. Evet devam edelim gençler. Bir sonraki etkinliğimize geçelim. Evet burada da gençler üstü ifadeler tekrar çarpma olarak yazmamız istiyor. Gençler bakın 5 bölü 4'ün karesi olduğu için. Evet ne yapıyoruz? 5 bölü 4'ü 2 kere çarpma durumunda yazıyoruz. Evet 1 bölü 8'in karesi 1 bölü 8 çarpı 1 bölü 8 demektir. 2 bölü 9'u 3 kere çarpıyoruz. Evet devam edelim. Evet gençler D'ye baktığımız zaman eksi 3 bölü 4'ün 3. kuvveti. O halde gençler tekrar edecek sayı eksi 3 bölü 4. Evet işlem karışıklığı olmasın diye mutlaka parantez yazıyoruz. Çarpı eksi 3 bölü 4. Evet E'de eksi 1 bölü 7'nin karesi. O halde eksi 1 bölü 7 çarpı eksi 1 bölü 7 olarak yazdım. Burada da eksi 1, eksi 5 bölü 6'nın üçüncü kuvveti. Eksi 5 bölü 6'yı 3 kere tekrarı çarpma yazıyoruz. Evet devam edelim gençler. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet üçüncü sorumuza gençler bu sefer değerlerini hesap edeceğiz. 1 bölü 4'ün karesinde ne yapıyoruz gençler? Bakın 1'in karesini evet gençler bu sefer bir kere bu şekilde yapalım. Evet, kare hem 1'in üzerindedir hem 4'ün üzerindedir. 1'in karesi bölü 4'ün karesi gibi düşünürsem 1 bölü 16'dır. Evet bundan sonra ne yapıyorum gençler? Bakın 1'in karesi 1'dir. 3'ün karesi 9'dur şeklinde direkt yazıyoruz. 1'in karesi 1 8'in karesi 64 evet, Eksi 2 bölü 3'ün karesi gençler. Kare olduğu için eksi gidecek. Ne yapıyoruz? Artıya döndüm. 2'nin karesi 4 3'ün karesi 9'dur. Evet, eksi 3 bölü 4'ün karesinde kare olduğu için eksi gider gençler. 3'ün karesi 9. 4'ün karesi 16. Evet, 5 bölü 6'nın karesi, 5'in karesi 25. Bölüm 6'nın karesi 36'dır. Evet. Devam edelim. Evet Eksi 1 bölü 2'nin 3. kuvvetinde gençler. 3 tek sayı olduğu için eksi kalacak diyoruz. 1'in 3. kuvveti 1. 2'nin 3. kuvveti gençler. Pardon şöyle 8 olur diyoruz. Eksi 1 bölü 8. Evet eksi 2 bölü 3'ün 3. kuvveti eksi. 2'nin 3. kuvveti 8 bölü. 3'ün 3. kuvveti 27. Eksi 3 bölü 4'ün 3. kuvvetinde. Evet 3 olduğu için eksi kalacak. 3'ün 3. kuvveti 27 bölü. 4'ün küpü 64'tür. Evet tam sayılı kesirleri gençler bileşik kesire çeviriyorum. 2 ile 1'i çarptım. 2, 1 ekledim. 3. Eksi 3 bölü 2'nin karesi. Şimdi kare olduğu için artıya döner. 3'ün karesi 9. 2'nin karesi 4. 9 bölü 4'tür. Evet 1 tam 1 bölü 3. 4 bölü 3 üç demektir. 3. kuvveti 4'ün küpü 64 bölü 3'ün küpü 27. Evet önce birleşik kesre çevirirsek. 3 kere 2 6 1 daha 7. Eksi duruyor. Eksi 7 bölü 3. Üzeri kare. Evet. Kare olduğu için eksi gider. 7'nin karesi 49 bölü. 3'ün karesi 9'dur. E, 0 tam 10'da 5 gençler. Bunu hemen 5 bölü 10 olarak yazıyorum. Karesi. Gençler burada mutlaka sadeleştirelim. Bakın şöyle 5'e bölersem. 1 bölü 2'nin karesi. Bu da 1 bölü 4'e eşittir. Eksi 0 tam 10'da 4'ü. Eksi 4 bölü 10 olarak yazdım. E, sadeleştirecek olursak eksi 2 bölü 5'in karesi e, kare olduğu için eksi gidecek. 2'nin karesi 4. 5'in karesi 25. 0 e, tam. Onda 1 gençler eksi unutmuyoruz. Eksi 1 bölü 10 demektir. 3. kuvveti. 3 e, olduğu için eksi durur. Eksi 1 bölü 10'un küpü de 1000'dir gençler. Evet temizleyerek devam edelim. Evet, dördüncü etkinlikte gençler aşağıdaki verilen eşitliklerde harflere karşılık gelen sayıları bulunuz diyor. Gençler bakın buradaki kuvvet x. Şimdi 3'ün kaçıncı kuvveti 9'dur veya 5'in kaçıncı kuvveti 25'tir diyorum. Evet 3'ün karesi 9 olduğu için x yerine 2 yazarız. Gençler 1'in tüm kuvvetleri 1'dir ama 2'nin arkadaşlar bakın 2'nin 3. kuvveti 8'dir. O halde x yerine 3 gelmesi gerekir. Evet 3'ün üçün 3. kuvveti 27'dir. Bakın o halde burada x yerine 3 gelmesi gerekir. Evet gençler. Bakın eksi gitmiş. Zaten çift sayı gelmesi gerekir. 4'ün karesi 16'dır. Evet buraya 2 gelir aynı zamanda. 9'un da karesi 81'dir. Evet 3'ün karesi 9'dur. 4'ün karesi 16. Demek ki 2 gelecek. Evet 3'ün 3. kuvveti 27, 4'ün küpü de 64'tür. x yerine 3 gelir diyoruz. 5. Et etkinlikte gençler işlemleri yaparken işlem önceliğine dikkat ediyoruz. Öncelikle kuvvetleri hesap edelim. 2'nin 2 iki bölü 3'ün karesi 2'nin karesi 4 3'ün karesi 9 artı 2 bölü 3'ün üçün 3. kuvveti 2'nin küpü 8 bölüm 3'ün küpü 27 Buradan 3 ile genişletirsem 12 bölü 27 artı 8 bölü 27 Evet 12 8 daha 20 bölüm 27 olur diyoruz. Evet B'ye geldiğim zaman kareler gençler ve küplere dikkat ediyorum. Kare olduğu için eksi artıya dönecek. Hadi 1'in karesi 1 bölü 4'ün karesi 16. Artı eksi 1 bölü 4'ün 3. kuvveti 3 olduğu için gençler eksik eksi kalacak. Eksi 1 bölü 4'ün 3. kuvveti 64. Burada paydaları eşitlemek için 4 de genişletelim ve aşağı yazalım. 4 bölü 64 artı eksi 1 bölü 64 e evet, 4 eksi 1 daha 3 bölü 64 olur işlemimizin değeri. Evet devam ediyorum. Evet gençler eksi 3 bölü 2'nin karesinde kare olduğu için artıya döner. 9 bölü 4'tür. Bölüm 18 bölü 12. Şimdi bölme işleminde birinci sayımızı aynen yazıyoruz ikinci sayı ters çevirerek çarpıyorum. Buradan 9'u 18 sadeleştirelim. 9'a böldüm 1, 9'a böldüm 2. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 3. 3 kere 1, 3. 1 kere 2, 2. 3 bölü 2 olarak yazdık. Evet, 3 bölü 4'ün 3. kuvveti gençler. Yani işte şuradan yazarsam 27 bölü 64 eksi. Bakın arkadaşlar eksi ile eksi sakın çarpmıyoruz. Önce kuvvetleri hesap ediyoruz. Eksi 1 bölü 2'nin karesinde evet kare olduğu için artıya döner 1 bölü 4'tür. Evet burada paydayı işlemek için 16 ile genişletelim. Eksi 16 bölü 64 27'den 16'yı çıkartırsam 11 bölü 64 olur. İşlemimizin değeri diyoruz. Şöyle altlarında çizelim gençler. Evet E'ye geldim. 5 bölü 7'nin gençler sıfırıncı kuvveti. Gençler sıfır hariç tüm sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir. Bakın bunu direkt 1 olarak yazdım bölüm. 1 bölü 7'nin karesi 1 bölü 49. Burada ne yapıyorum? Birinci sayımı aynen yazdım. İkinci sayıyı ters çeviriyorum. Ve çarpıyorum. Buradan işlemimizin sonucu da 49 olur diyoruz. Evet. Eksi 5 bölü 7'nin karesinde kare olduğu için artıya döndü. 5'in karesi 25 bölü 49 bölüm 1 bölü 7'nin küpü 1 bölüm 7'nin küpü gençler 7 kere 7 49 3 ile çarp tekrar 7 ile çarparsam 343 Evet gençler burada birinci sayımızı aynen yazalım İkinci sayıda 343 bölü 1 olarak ters çevirerek çarpıyorum 49'u gençler 49'a bölersem 1 349'u 49'u bölersem 7. Buradan 25 çarpı 7. Evet. Böyle bir yazmadım gençler. Dikkat ettiyseniz 175 olur işlemimizin sonucu diyelim. Evet sevgili gençler. Devam edelim. 0 tam 10'da 6'yı 6 bölü 10 olarak yazdım. Karesi artı. 0 tam 10'da 2. 2 bölü 10 karesi diyoruz. Buradan gençler istersek sadeleştirelim. Her ikisini de 2 ile sadeleştirmek istiyorum. Evet, 3 bölü 5'in karesi artı 1 bölü 5'in karesi 9 bölü 25 artı 1 bölü 25 bu da 10 bölü 25 olur. İşlemimizin sonucu diyoruz. İstersek gençler bunu da yine sadeleştirebiliriz. 5'e bölersek 2 bölü 5 olduğunu da söyleyebiliriz. 0 e tam 10'da 4'ü 4 bölü 10 olarak yazdım. Karesi artı. Eksi 0 tam 10'da eksi 1 bölü 10'un 3. kuvveti yazdık. Gençler burada da sadeleştirmeden yapalım. isterseniz. 4'ün karesi 16 bölü 100 Artı eksi 1'in 3. kuvvetinde eksi 1 bölü 1000 olarak yazdım. Bunu 10 ile genişletirsem toplama işlemi yapabilmek için 160 bölü 1000 evet, artı ile eksi eksiye döner. 1 bölü 1000 160'tan 1'i çıkartırsak 159 bölü 1000 olur. İşlemimizin sonucu deriz. Evet temizleyerek devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet gençler şöyle biraz büyüterek sorumuzu yaklaştıralım. Evet altın soruda bir platformun üzerine yerleştirilen dörder bölme çarkların her birisinin her bölmesine aşağıdaki gibi birer rasyonel sayı yazılmıştır. Evet bakın burada rasyonel sayıları yazmış. Daha sonra hazırlanan bir yazılımla çarklar döndürülüp durduğunda kırmızı okların gösterdiği rasyonel sayılara aşağıdaki gibi kuvvet alma işlemi uygulanacaktır. Evet kırmızı okların gösterdiği bölmelerdeki sayılar aynı ise o sayının karesi olarak hesap, anlara hesaplanır. Kırmızı okların gösterdiği sayılar farklı ise küçük sayının küpü anlarak hesaplanır. Sayılara göre karşılaştırma Aracın rengi yeşil olmaktadır. Görsel 1'de ve görsel 2'de çarklar döndürülmüş ve karşılaştırma araçlarının rengi görseldeki gibi yeşil olduğuna göre her iki platformun platformdaki mavi kutulara yazılacak sayıların farkını alabileceği en büyük değeri bulalım diyor. Şimdi arkadaşlar, en büyük değeri bulabilmek için ne yapmam gerekiyor? Birinci görselde farkın büyük olması için birinci görselde elde edeceğim sayının en büyük olması gerekir. İkinci görselde de elde edeceğimiz sayının gençler ne olması gerekir arkadaşlar? En küçük sayı olması gerekir. Şimdi karesini alacağımıza göre bakın. Birinci görselde ve ikinci görseldeki 1 bölü 2'ler gençler birbirine eşit sayılardır. Evet birbirine eşitse kırmızı okların gösterdiği bölmelerdeki sayılar aynıysa karesi alınacaktı. Demek ki görsel 1'den ve görsel 2'den ne gelmesi gerekiyor gençler? 1 bölü 2 gelmesi gerekiyor. O halde ne yapıyoruz? 1 bölü 2'nin buradan karesini alacağım. Bu da 1 bölü 4'e eşittir. Evet gençler görsel 2'de 3. kuvveti almak için gençler görsel 2'deki eşit olmaması ve en küçük değerinin olması gerekir. Yani küpünü alacağım sayının bakın burada gençler görsel 2'den ne gelmesi gerekir? Eksi 3 bölü 2 ile evet eksi 3 bölü 2'yi seçersem ne olur arkadaşlar? bizim için en küçük değer olur. Buradan da küpünü seçmemiz gerekir. Yani şuraya gelecek sayı eksi 3 bölü 2 gibi olsun istiyorum. Üçüncü kuvveti eksi 27 bölü 2'nin üçüncü kuvveti 8 olur. Evet burada ne yapıyoruz gençler? Bunları farkını bulmak istiyoruz. O halde ben 1 bölü 4'ten eksi, eksi 27 bölü 8'i çıkarmamız gerekir. Bakın 2 eksi yan yana gelince artıya çevirdim. Paydaları eşitlemek için 2 ile genişletiyorum. 2 bölü 8 artı 27 bölü 8. Buradan 29 bölü 8 olur. Sorumuzun yanıtı diyoruz. Evet gençler bu etkinlikle de dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.